Benim burada Hayder e, hakkında vereceğim en önemli mesaj güvenilirlik ya. Evet. Bir oruçluya bir iftarlık verirse diyor, yani cehennemden azap olur diyor. E, meyveleri yiyor, yemeği pilavla tavuğu ayırmış. Diyor ki bunu niye almıyorsun? E, bunu diye evde götüreceğim çocuklarla beraber yiyeceğim i̇şte bak, Onları getirememiş. Selamun hayırlı Ramazanlar. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yesevi Yolu İftar Özel Programı'nda efendim karşınızdayız. Bugün de yine Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz sizlerle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yani Ramazan-ı Şerif elhamdülillah güzel geçiyor. Son... Bölümündeyiz Yani üçüncü bölümde nedir? E, cehennem'den azat e, olunan e, bölüm. İnşallah bu son günlerini iyi e, ihya etmeye çabalayacağız, çalışacağız. <laughs> i̇şte Kadir Gecesi arayışlarımız sürüyor bir yandan evet. e, ki Kadir Gecesi de yaklaşıyor. E, Rabbim inşallah ecrimizi, mükafatımızı kat ve kat versin diyelim. Biz biliyorsunuz Yesevi yolu iftar özelde hem Ramazan-ı Şerif'in bu güzel, iklimini hasbi hal ediyoruz, konuşuyoruz Mehmet abimizle. Hem Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin efendim yine faaliyetlerini, Ramazan içerisindeki faaliyetlerini, sonrasındaki planlarını ve faaliyetlerini konuşuyoruz ve bu faaliyetler hakkında sizler nasıl destek olabilirsiniz? Bu bilgileri de paylaşıyoruz. 21. Ramazan-ı Şerif günündeyiz Mehmet abi. Evet, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ee, nasıl geldik bu zamana kadar? Nasıl geçiyor? Tekrar şöyle bir hasbi halini yapalım Ramazan-ı Şerif'in. Sonra Yesevi sofraları kuruyor Haydar ya hani 10 ülkede evet. bir Ramazan boyunca 300 binden fazla sofra kuruyor. Bu Yesevi sofralarını konuşalım inşallah. Ee, i̇nşallah konuşalım. Tabi ee, tabii e, Yunus Emre'nin çok güzel bir beyti var. Diyor ki Geldi, geldi geldi geçti ömrüm benim şol yelesip geçti geçmiş gibi hele bana şöyle geldi bir göz yumup açmış gibi diyor. Ya. Aslında e, vakitler geçiyor. Ömürler geçiyor. Evet. Ramazan-ı şerifler geçiyor. E, önemli olan e, nedir Mustafa Bey? Nasıl geçtiğidir. Evet. Yoksa geçiyor. Bununla ilgili şöyle diyorlar Mehmet abi mesela kaç Ramazan-ı şerif kaldı ömrümüzde? Ya. Bunu düşününce direkt o kadar kıymetleni veriyor ki şimdi bugün tabii, şu an. Niye? Tabii. Çünkü ben kalan ömrümdeki o son kalan Ramazan-ı Şeriflerin içerisinden bir Ramazan-ı Şerif'teyim ve bugün de mesela onun 21. günü. Aynen Çok öyle. Çok kıymetleniyor Aynen bir anda böyle öyle bakınca. Onun da 21. günü. Bir de biz Ramazan-ı Şerif'in fazileti ile alakalı okurken hı hı. maddelerden birisi neydi? Kadir gecesini içinde barındırmasıydı, değil tabii. mi? Ramazan-ı Şerif'in. Neden Kadir gecesi o kadar önemlidir ki? Bin aydan hayırlıdır diyor. Ayet-i kerimeyle sabit. Evet. E, Cübbel hocamızın sohbetlerde anlattığı... ...hani e, amellerle alakalı, faziletlerle faziletli amellerle alakalı anlattığı... E, ...hani bu kadar da olur mu, bu kadar mı olur mu... ...işte ayet-i kerimede olunca itiraz edemiyorlar. Evet. Eğer şu Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu... E, ...ayet-i kerimede olmasa... E, Birileri onu da yalanlayacak. Yani e, evet. evet. E, ondan sonra işte... E, bin ay dediğiniz zaman ne oluyor? E, 83 sene, 4 aylık bir ibadetin karşılığı oluyor. Evet e, Aslında e, tabii ki sadece Kadir Gecesi mi değil. Ama biz Kadir Gecesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile son 10 günlerde ibadetini artırmışsa, Kadir Gecesini aramışsa, 27. gece kuvvetli ihtimal e, üzerinde durulmuşsa, bu kadar geçmiş büyükler bu geceye ehemmiyet göstermişse, demek ki burada bir kaçırılmaması gereken hani Ramazan-ı Şerif bir fırsat mevsimi, Hı. tartışmasız bir fırsat mevsimi. o Hep konuştuk onları. Hı. Ama o fırsatın içinde bir de öyle bir fırsat var ki, yani bu işin zirvesi artık. Evet. Yani Ramazan-ı Şerif'i kaçırmayacaktın, hadi diyelim kaçırmadın ama tam yapamadın bari Kadir Gecesi'ni kaçırma. Evet. Yani bari Kadir Gecesi'ni Yakala. E ...onun için ne lazım? Aramak lazım. Mental evet. e ben şey en vecde vecede Kim bir şeyi ciddi olarak ararsa bulur diyor. Arayan bulur diyor. Arayan bulur diyor. Evet. Bulmaz her arayan bulan arayan diyor. Evet. Yani aramak lazım. Merak etmek lazım. Yani bugün e, evimize bir ihtiyacımız olduğunda, işte zeytinyağının nerede ucuz olduğunu, işte deterjanın nerede ucuz olduğunu e, şeyden ayrı bakıyoruz. Değil mi mesela? Tabii. Ondan sonra markete gidince o raf bu raf bakıyor ama pahalıysa almayayım. Hani oradan çıkıp başka bir markete girmeyi bile göze alıyoruz. Niye? Yani 20 lira, 50 lira daha ucuza. diye. geçeceğim. Yani diye. dünyevi olarak karımızı zararımızı hesap ediyoruz. Peki biz dünyada ne kadar kalacağız? Dünyada ne kadar kalacağız? İşte. Ee, işte Yunus e, Emre'nin dediği, dediği kadar işte. Yani bir göz yumup açmış gibi. Evet. Çünkü neden? Şimdi mesela ben kendime baktığımda artık 54 yaşına gelmişim ve diyorum ki geriye baktığımda yani yani nasıl geçti bu seneler diyorum. Nasıl geçti? Göz açıp yumuncaya kadar geçti. İşte o fırsatı, o şeyi iyi değerlendirmek açısından hani dünya hayatı aslında bizi oyalayan bir şeydi. Özellikle son zamanlarda bu teknolojinin gelişmesiyle sosyal medyalar, te, cep telefonları, Android telefonlar, e, ondan sonra bunlar da bizi çok oyalıyor. Aslında e, hedefe kilitlenip e, bunlarla çok meşgul olmayıp, veyahut da ihtiyacımız kadar meşgul olup geri kalan zamanları, özellikle benim gibi yaşı belli bir e, yaşın üzerine çıkmış olan, artık kemale ermiş olan diyelim kişilerin biraz daha çok ahireti düşünmesi gerekiyor. Tabii gençler düşünme, düşünsün. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir gün bir çocuk görmüş de işte ondan sonra şey hani kendine göre bir şey yapmış. Diyor ki evladım senin ne günahın var ki diyor hani diyor sen diyor tövbe istiğfar ediyorsun şey yapıyorsun diyor küçük bir çocuk. Evet. E diyor ki ey imam ben diyor baktım diyor büyük odunları tutuşturmak için diyor ninem diyor küçük diyor çıraları diyor yanına koydu onlarla tutuşturdu diyor. Yani evet. bu işin küçüğü büyüğü yok diyor. Hatta bir gün de İmam Azam bu Hanife Hazretleri yolda gidiyormuş, çocuk koşuyormuş, çocuğa demiş: "Evladım, dikkat et, düşersin." Çocuk dönmüş demiş ki, "Hani çocuktan al haberi diye bir söz vardır ya." Asıl demiş: "Sen dikkat et, ey İmam. Ben düşersen bir çocuğum, kalkar üstümü silkeler giderim ama sen düşersen ümmeti Muhammed hepsinin arkanda" demiş. Evet. Yani aslında bu nasihatlere, bu öğütlere hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin ahireti öne almaya ihtiyacımız var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a soruyorlar. Diyorlar ki siz bu makama nasıl ulaştınız? Hani Allah Resulü'nün en yakını. Hatta peygamberlerden sonra insanlar içerisinde en üstünü olduğu söyleniyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Diyor ki ben diyor önüme iki tane iş gelirdi diyor Mustafa Bey. Biri dünya için biri ahiret için. Ben her zaman ahiret için olanı öne aldım diyor. Şimdi biz kendi hayatımıza bakalım. Biz ahiret için olanı Öne alıyor muyuz? Aslında ahiret için diyoruz ya. Aslında bizim için olanı öne alıyor muyuz? Fani olanı öteleyip baki olanı öne alabiliyor muyuz? M mesele bu. Bunu yapamıyorsak, e, bunu yapamıyorsak zarar edenlerden olacağız. Pişman olanlardan olacağız. Bak mesela Ramazan-ı Şerif 1 dedik. Burada sizinle beraber besmeleyi çektik. Programa başladık. Bugün 21.yi çekiyoruz. Evet. E, nasıl geçti? Ya tamam geldik gittik. Hani hepten de böyle bir rüya gibi geçmedi ama geçti işte ya. Geçti yani. Evet. Bak şimdi 21. günü konuşuyoruz. Belki yarın 22. Allah ömür verirse konuşacağız. Aslında ne yapmamız lazım? Aslında başımızı iki elimizin arasına alıp şöyle bir düşünmemiz lazım. Bir tefekkür etmemiz lazım. Ne oldu? Nasıl geldik? Nasıl gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bunun bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te yapmamız gerekiyor. Ve bu Ramazan-ı Şerif'te bu muhasebeyi yaptıktan sonra bir takım kararlar almamız gerekiyor. Yani ben şunu, şunu, şunu artık yapmayacağım. Evet. Şundan şuna uzaklaşacağım. Mesela seni meşgul eden bir arkadaşın varsa, abi görüşmek istiyorsan gel camide görüşelim. Ben seninle kafeteryada oturamam. Nargile içemem. Ondan sonra boş işlerle vakit geçiremem. Ben ben aynı arkadaşsak, birbirimizi seviyorsak gel birbirimize Allah yolunda yardımcı olalım diyeceğim. Evet. Ondan sonra ticaret timi daha düz, düzgün yapmaya çalışacağım. Ondan sonra e, aileme karşı vazifelerimi daha düzgün yapmaya çalışacağım. Rabbime karşı vazifelerimi daha düzgün yapmaya çalışacağım. Yani bir kararlar almamız gerekiyor. Ya böyle gelmiş böyle gider diye bir söz yok. Bu e, lafın gelişi böyle kafiyeli bir şekilde söyleniyor ama böyle gelmiş böyle gitmesin. Daha da güzel gitsin. Daha gelişerek gitsin. Daha düzelerek gitsin. Çünkü neden? Allah bizden bunu bekliyor Celle Celaluhu. İnşallah Rabbimiz bu Ramazan-ı Şerif'te şu son 10 günlerin içindeyiz. Kadir gecesini ihya edebilmeyi nasip eylesin. Yakalayabilmeyi nasip eylesin. Şu Ramazan-ı Şerif'te kazandığımız güzellikleri Ramazan-ı Şerif'in sonrasına taşıyabilmeyi nasip eylesin. Amin. Hep dua edelim. Allah'a sığınalım. Allah'ın yardımını isteyelim. Allah yardım ederse kolaylaşır. Ama biz Allah'tan yardım istemekten bile aciziz. ...başımız daraldığında hemen en ufak bir şeyde... E, ...onu hatırlıyoruz, bunu hatırlıyoruz... Ha, e, ...halbuki en önce kimi hatırlamamız lazım? Allah'ı. Ya celle Rabbi, celle ya, celle Rabbi. Celle. ya Rabbi senden. Ya, ya Rabbi sen bana ancak yol açabilirsin. Sen beni ancak kayırabilirsin. Efendi Hazretlerimizin çok meşhur dualarındandır. Kayır Hayır. bizi Ya Rabbi. Evet. Kayır bizi Ya Rabbi. Ne güzel değil mi? Ya sorma ya. Yani kayırmak, Allah'ın kayırdığı... ...ama işte sen onu istemiyorsun. Onu isteyeceksin abi. Gidiyorsun... E, boş işlerin peşinde, boş adamların peşinde. İnşallah Rabbim bundan sonrasında hepimiz için yani biz şimdi burada anlatıyoruz sanki biz yani kimse de bizim görüntümüze aldanmasın. Hepimizin hataları, kusurları var. Önemli olan nedir? Tabii ki görüntü önemlidir. Ama önemli olan nedir? E, bu görüntünün altını doldurabilmektir. Yine efendi hazretlerimizin dualarından mesela sohbetlerde söylerdi. Derdi ki, ya Rabbi biz dışımızı benzettik, sen de içimizi benzet derdi Allah yani. Tevazuundan, yani Efendi Hazretleri'nin içi dışı biri, bizim gibi değil. Ondan sonra bize öğretiyor. Yani tabii ki dış önemli ama o dışın içi de önemli değil mi? Mesela kabuğu tabii, kırınca tabii. onun içindeki ceviz de kurtlanmış olmayacak yani. Tabii. İnşallah e, Rabbim içimizi dışımızı bir eylesin. Amin. E, ondan sonra eksiklerimizi tamamlamayı nasip eylesin. Birbirimize dua edelim. Birbirimizi yargılamayalım, sorgulamayalım. Sen ne biçim adamsın, niye sakalım böyle, niye saçın böyle demeyelim. Kendimize bakalım. Zaten tarikat ehli, tasavvuf ehlinin yolculuğu içe olan bir yolculuktur yani. Dışa olan bir yolculuk değildir yani. Dikkat böyle, dikkat et böyle Mustafa. Gerçek gönül ehli olanlar, Allah dostları hep içe yolculuk yaparlar. Hatta Ebul Hasan-ı Harakani Hazretleri meşhur ondan sonra... E, üç tane talebe onu ziyarete gidiyor. E, Rahmetullahi Aleyh kabride e, şeyde e, İran'da, Harakan'da Şahrut e, hmm. vilayetinde Harakan'da. E, ondan sonra onu ziyarete gidiyor. Üç tane talebe. E, tabii e, o da namaz kıldırıyormuş mübarek. Bunlar da tam namaz vakti geliyorlar. Bakıyorlar. Hani namazda böyle kıraatini beğenmiyorlar. Şimdi bunlar talebe ya. Işte Tabi ders almışlar böyle kendilerine göre. Yani biz yani biz Ebu Hasan Arakani'yi bile imtihan edebiliriz yani. Evet. Onun bile yanlışını bulabiliriz. Şekil tamam ya, yani. yani, şeklen tamamlar. Ondan evet, sonra e, ebul Ebu Hasan Arakani Hazretlerinin eee kıraatini beğenmeyince ya diyorlar biz de geldik Allah dostu diye çekelim gidelim diyorlar. Yani bu ama şimdiki sesimiz de çıktı yani köy yeri eski zamanlar. E, fitne olur hani kim geldi, kim gitti. Biraz beklerim de hani neyse namazı kılıyorlar şeyh efendi diyor ki evladım siz bu gece benim misafirimsiniz yok efendim biz gideceğiz yok olmaz diyor benim misafirimsiniz diyor. Ondan sonra tabii misafir oluyorlar geceleyin üçü de uyanıyor İhtilam olmuşlar. ya hmm. ne yapalım ne yapalım. Ondan sonra diyorlar ki ya gidelim kimse duymadan derede yıkanıp gelelim. Yani rezil oluruz yani Tekke'de şimdi yani hani evet. e, gusül almaları icap etmiş. Ondan sonra gidiyorlar tabii e, suya giriyorlar elbiselerini çıkartıp hani gusül alıyorlar tam çıkacaklar bir tane aslan gelmiş elbiselerinin üzerine oturmuş. Hadi çık bakalım. E, namaz okunca güneş doğacak. Korkudan çıkamıyorlar. Suda da donmuşlar, üşümüşler. Ebul Hasan Arakan namazı kıldırıyor. Geliyor bir bakıyor bunlar derede. Ondan sonra aslanın kulağından tutuyor. Kedinin kulağından tutar gibi. Allah Allah. Ben sana demedim mi diyor benim misafirlerimi razı etmeyeceksin. Hadi git diyor. Aslan böyle kedi gibi boynunu büküyor gidiyor. Tabi bunlar sudan çıkıyor böyle apar topar giyiniyorlar. Hepsi birden eline kapanıyor. Diyorlar üstadım biz size karşı hürmetsizlik ettik, saygısızlık ettik. Ne olur bizi affedin. Evladım diyor. Biz diyor içimizi düzeltmekle meşgulüz diyor. Dışımızda bizim diyor bazı hatalarımız olur. Onları kafanıza takmayın diyor. Biz içimizi düzeltmekle meşgulüz diyor. Yani tarikat, tasavvuf içe yolculuktur. Yoksa dışa yolculuk. Tabii ki emri bil maruf yapacağız. Nehyan-i münker yapacağız. Ama başkalarının eleştirmek, başkalarını düzeltmeye çalışmaktan önce kendimizi düzeltmektir. Önce ben kendimi düzelteceğim. Onu hala da düzeltemedik. O da ayrı bir konu. Allah düzeltebilmeyi nasip eylesin. Abi. Eksiklerimizi tamamlamayı nasip eylesin. İnşallah, yani Ramazan-ı Şerif bunun için önemli bir mevsim. İnşallah, ne güzel söylemiş Necip Fazıl. Ramazan diyor, oruç diyor, Ramazan-ı Şerif bitince başlar diyor. Evet. İşte diyor namaz selam verince başlar. Hac diyor, dönünce başlar. Çok güzel izah etmiş aslında. Evet. İnşallah Ramazan-ı Şerif'ten öyle bir çıkalım ki hani frene basmış da böyle birden gaza basan birisi gibi, ne yapacağını şaşıran birisi gibi değil. Sanki Ramazan'dan çıktık, Ramazan devam ediyormuş gibi. 11 ayın sultanı devam ediyormuş gibi her ay bir sultan olsun. Ondan sonra bir sonraki Ramazan'da o 11. 11. ayın sultanı o farklı bir Ramazan olsun. Allah bizi buna muvaffak eylesin. Bütün Amin. mesele budur aslında Amin. Mustafa Bey. Yani ibadetler de aslında insana bu kemali, bu e, hal ehli olmayı kazandırmak içindir aslında. İnşallah Rabbimiz bize bunu da, bizi buna da muvaffak eylesin Amin. demiş olalım inşallah. Allah razı olsun. abi. Amin. Çok güzel bir hasbihal oldu Ramazan-ı Şerif için inşallah. Şimdi e, Yesevi sofralarını konuşacağız dedik sevgili dostlar. Yesevi sofrası nedir? Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin 10 ülkede kurduğu gönül sofralarıdır bunlar, Yesevi sofraları. Ve buralarda oturan mümin kardeşlerimiz iftarlarını yapıyorlar. Bir Ramazan boyunca da bu bu şekilde devam etti edecek inşallah. Ee, Ramazan'ın sonuna kadar da 300 bini aşkın Yesevi sofrasında kıymetli mümin kardeşlerimiz bu iftarlarını yapacak. E şimdi biz biliyoruz yedirmek İftar ettirmek, bunlar çok kıymetli şeyler. Ee, hele hele Kadir Gecesi'nde hani bire artık binlerin yani artık mislini hesap edebilmek mümkün değil. O kadar zirve, Ramazan-ı Şerif'in zirvesi, bayramda hediyesi demiştiniz. Geçen gün evet. sizden duymuştuk, çok evet. hoşumuza gitmişti. O zirve günde mesela Kadir Gecesi'nde iftar ettirmek, yemek yedirmek, bütün bunlar daha böyle... Bol sevaplı, Ecirli işler inşallah. Yani aslında 84 yıla yaklaşık tekabül ediyor ya Mehmet abi. Ee, bu 84 yıl bir ömür neticede bir insanın Tabii. bir ömrü. Bir kayıt olarak aslında bunları da yapmak lazım yani. Bir yesevi sofrasında bir mümin kardeşimize bir iftar ikramında bulunmak lazım mesela. Evet. Yani niye 84 yıla bedel bir ikram olmuş olacak o. İnşallah. Bunların da yolu basitleştirilmiş, kolaylaştırılmış şeyler. İftar yazıp 71 e bir SMS gönderiyorsunuz, 60 lira bağışlıyorsunuz ve bir kardeşinize iftar ikram etmiş oluyorsunuz. Yani onu iftar ettirip onun sevabına da erişmiş, kavuşmuş oluyorsunuz. Hem de onun sevabından hiçbir şey eksilmeden nerede bu kadar bolca izzeti ikram yani. Evet. Elhamdülillah Rabbimiz son derece cömerttir. Ee, çokça bağışlayandır. Bizlere ikramlarda bulunandır. Şimdi bu Yesevi sofralarını ve ye, bu yedirmeyi, içirmeyi neden bu kadar çok e, efendim tavsiye ediliyor dinimiz e, içerisinde? Aynı zamanda e, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne nasıl bu konuda destek olabilirler kıymetli izleyicilerimiz? Bunu tekrar sizden hatırlayalım inşallah Mehmet abi. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim aslında Mustafa Bey, e, bu Yesevi sofraları bizim her yıl kurduğumuz ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimizi hatırladığımız evet. sadece hatırlamakla kalmayıp onların yanında olduğumuzu göstermek için onların derdine derman olmak adına veyahut da onlara umut aşılamak adına tebessüme vesile olmak adına yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bu Yesevi sofraları. Biz bunu yaparken e, ülkeleri belirlerken, hani Yesevi sofraları kuralım. Nerede kuralım? En çok ihtiyaç nerede varsa orada kuralım. Yani elhamdülillah bu sene mesela e, burada en çok bizi yaralayan, en çok e, bu sofraları kurmak istediğimiz, en çok yanlarında olmak istediğimiz kardeşlerimiz kimler? Gazze'li Müslümanlar. E, elhamdülillah hani biz e, orayla alakalı çalışmaları Uzun bir zaman önce başlatmamıza rağmen yemek çıkartma olayını 3 aylarda. Ramazan-ı Şerif'te Allah bizi buna e, muvaffak eyledi. Ve Ramazan-ı Şerif'te biz bin kişiyle başladığımız Yesevi sofraları Gazze'de kurduğumuz sayı 3000'e çıktı şu an. Şu an 3000 olarak evet, çıkıyor. Maşallah. Hatta inşallah bizim niyetimiz Ramazan-ı Şerif'ten sonra da bu yemekleri iftar olarak değil ama Yesevi sofrası olarak evet. devam ettirmek. Neden? Çünkü orada devam eden ciddi bir zulme maruz kalmış kardeşlerimiz var. Biz onların yanında olduğumuzu çok daha fazlasıyla göstermek istiyoruz. Eğer kapasiteyi artırabilirsek 3000'in de üzerine çıkarız. Bir kere onu söyleyelim. Yani diğer ülkelerde biz iftarları Ramazan-ı Şerif'in son günü noktalayacağız ama Gazze'de noktalamayı düşünmüyoruz. Hı hı. Orada yemek çıkartabildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz. E tabii şimdi aslında bu ülkeleri belirlerken hani dedim ben ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi tespit ediyoruz. Hangi ülkelerde sıkıntı varsa oraları. Fakirlerin yoğun olduğu, Müslümanların yoğun olduğu bölgeleri tercih ediyoruz. Neden? Ee, bu Ramazan-ı Şerif'te iftar vermekten bahsederken fakir şartı yok ama... Hı hı. ...siz bunu bir fakire verdiğinizde e, bu e, ecri daha da katlanıyor. Tabii. Yani mesela diyelim ki biz şimdilik bir Mesela siz beni davet ettiniz evinize. Ben sizin evinize gelirsem sizin güzel ikramlarınızdan e, yerim ama ben sizin evinize gelmesem kendi evimde de e, çok farklı bir ortamım yok evet. yani e, bizimki biraz daha körler sağırlar birbirine ağırlar gibi oluyor ama bu ümmet coğrafyasındaki yapılan bu çalışmalar e, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor gerçek mağdurlara tam ulaşıyor tam bir hayır işi olmuş e, tabii. oluyor yani yani e, hayır tam bir hayır işi oluyor ve oruç tutan Müslümanların e, belki de Ramazan-ı Şerif'te en azından rahat bir şekilde oruç tutmalarına sebep oluyor. Evet. Şimdi aslında e Mustafa Bey, bu işin bir boyutu. Bir boyutu da ne biliyor musunuz? Bir boyutu da şu, Allah isteseydi Celle Celaluhu bu kardeşlerimizi yardım eden, bizi yardım alan yapabilirdi. Evet. Değil mi? Evet. Şu an o kuyruklarda bekleyen, ya bize de bir yardım eden olacak mı acaba diye umudunu bağlayan, Müslümanlar biz de olabilirdik. Bizim geçmişte dedelerimiz ne sıkıntılar yaşamışlar değil mi? Kurtuluş Savaşı zamanında. Biz hep babalarımızdan dinledik. Sonrasında 1950'lere kadar çok ciddi hem hayat standartı anlamında hem de ibadet anlamında çok sıkıntılar yaşandığı zamanlar olmuş. Babam anlatırdı rahmetli. Ondan sonra. Şimdi bu imtihana şu an kimler tabi? Bu yardımına koştuğumuz, yanında var olduğumuz kardeşlerimiz tabi. Yani biz de onların yerinde olabilirdik. Hatta hadis-i şerifte fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın diyor. Yani belki onların hürmetine Allah bizden de nice belaları, nice musibetleri bertaraf ediyor. Yani şöyle düşünmeyelim. Ya niye hep bunlar böyle demeyelim? Bak ayet-i kerimede Zuhruf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki: "Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürmektedirler?" o en alçak dünya hayatında geçim sebeplerini aralarına biz taksim ettik. Taksim eden biziz diyor. Ve bir kısımları diğer bir kısmı emre amade bir şekilde hizmet eden bir kimse edinsin diye biz onların bazısını zenginlik hususunda diğer bir kısmın fevkinde farklı derecelere yükselttik. Dolayısıyla bazılarını zengin kılmamız dünya düzeniyle alakalı bir takım hikmetlere mebnidir. Yoksa o kişilerin bizim katımızdaki üstünlüğüne bir delil değildir. Rabbinin nübüvvet, hidayet, iman ve cennet gibi rahmeti ise onların adi dünya metağından toplamakta oldukları şeylerden daha iyidir. Yani şimdi e, onlar sıkıntıda biz rahatız. Biz çok mübarek insanlarız ya. Allah onun için bize bela musibet vermiyor. Demeyeceğiz. Bak buradan onu anlamıyoruz. Buradan ne anlıyoruz? Yani o fakirse sen zenginsen o alan else sen, veren elsen Aslında Allah'a şükretmen lazım. Evet. Yani e, o kötü olduğu için o duruma düşmedi. Tabii ki her bir, her bir imtihanın bir sebebi vardır. Ama bu onların düşük bizim üstün olduğumuzu göstermez. Onları Allah onunla imtihan ediyor. Yoklukla imtihan ediyor. Eksiklikle imtihan ediyor. Açlıkla imtihan ediyor. Eğer savaş varsa canlarından eksilmeyle imtihan ediyor ondan sonra bizi neyle imtihan ediyor? Bizi de onlara sahip çıkıyor muyuz? Onlara yönümüzü dönüyor muyuz? Onların derdiyle dertleniyor muyuz? Bununla imtihan ediyor. Onlar sabretmezse onlar kaybedecek. Biz şükretmezsek biz kaybedeceğiz. Ya şükrediyoruz ya. Şükrediyoruz. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Ya Rabbi şükürler olsun. Tabii ki bunu diyeceğiz. Allah'a şükürler olsun diyeceğiz ama bu şükrün e, Karşılığı sadece bunu dille söylemek midir? Hayır değildir. Şükür nedir? Her nimetin kendi cinsindendir. Sağlığın varsa sağlığınla evet. e, bunu yapacaksın. Malın varsa malınla yapacaksın. İşte gücün yetmiyorsa ibadet duanla yapacaksın. Kavli dua yapacaksın. Ama sadece kavli dua yapmayacaksın. Kavli duayı kim yapacak? E, oraya gitme imkanı olmayan, elinde maddi imkanı olmayan, Gücü olmayan, yaşlı büyüklerimiz var. Evet. Onlar kavli dua yapsın. Biz ne yapalım? E biz de kavli dua yapalım. Yok biz öyle kolay değil. Biz kavli dua yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Biz fiili dua yapacağız. Fiili dua nasıl oluyor ya? Fiili dua onların yanında yer almakla oluyor. Onların yanında yer alanların yanında yer almakla oluyor. Fiili dua budur. Yoksa e mesela şimdi gelse birisi şu ışıkları söndürse buranın ışıklarını. Biz de burada sabaha kadar sizinle... Allah bu ışıkları söndürenleri kahretsin desek ışık yanar mı? Yanmaz. Yanmaz. Nasıl yanması lazım? Gelecek birisi düğmeye basacak. Tabii. Bu fiili duadır. Evet. Ya, o zaman o zaman fiili dua yapalım, kavli dua yapmayalım. Hayır. İkisini de yapacağız. İkisi evet. de çok önemli. Biz ama biz kul olarak yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra Allah'a döneceğiz. Celle Celaluhu, mekandan münezzeh olarak. Ya Rabbi biz Gazze için, Yemen için işte Suriye için Arakan için Yesevi sofraları kurduk. Ya Rabbi kumanyalar götürdük. Ya Rabbi bayramlıklar attık. Ya Rabbi biz bunları yaptık. Sen de onlara yardım eyle Ya Rabbi. Biz onların derdine tam derman olamadık Ya Rabbi. Eksiğimizi sen tamamla Ya Rabbi. Ya Rabbi sen Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize bizim bu götürdüğümüz yemeklerin yetmediğini biliyoruz. Sen onlara sabır ver Ya Rabbi. Sen onlara yardım et Ya Rabbi dememiz lazım. Ama bunu yapmadan otur oturduğun yerde dua et. Mesela şimdi e, oldu bu, yürüyüşler oldu, mitingler oldu, biz bunları e, yanlış bulmuyoruz. Ama sadece onunla kalacaksa, sadece sosyal medyadan yaptığımız paylaşımlarla kalacaksa, sadece hükümeti eleştirmekle kalacaksa, ki bana göre hükümetin de eleştirilecek bir tarafı yok bu konuda. Hı hı. E, ben az çok e, takip ettiğim kadarıyla bir, bir de aldığımız bilgilerle evet. burada hükümetin de elinden geleni yaptığını görüyoruz, hı hı. biliyoruz, duyuyoruz, birileri görmese de biz görüyoruz. Birileri duymasa da biz duyuyoruz. Birileri bilmese de biliyoruz. Ben burada hükümetin de şeyini yapmıyorum. Ama her hak sahibine hakkını teslim edin buyuruyor Efendimiz s.a.v. Abicim yani bir şey varsa e sen ne yaptın diye sormak lazım. O sosyal medyadan paylaşım yapıyorsun. Ben ne yaptım biliyor musun? Ben gittim İsrail'in konsolosluğunun önüne protesto yaptım. Aferin sana güzel. Ben onu da bir şey demiyorum. Ondan başka ne yaptın? Sosyal medyada tweet attım 300 kişi beğendi. Ya 5000 bin kişi beğense ne olur? O beğenilerin Gazze'li Müslümanlara bir faydası var mı kardeşim? Yok. Boykot yaptım. Aferin sana. Bak boykot önemli. Ha, tabii. Evet. Bak boykota kimse bir şey diyemez. Evet. Ve boykotu dibine kadar yapmamız lazım. Ve bu dibine kadar nasıl olacak biliyor musun Mustafa Bey? Savaş bitse de olacak. Artık bizim İsrail menşeli ürünleri veyahut da orayı destekleyen firmaları artık hayatımızdan çıkartmamız lazım. Bak şimdi biraz konu uzadı ama çok önemli bir bununla alakalı <laughs> mesele var. O da şu. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiğinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir yerde bir bakıyor ki bir Yahudinin arsasında kuyu var. Ve Müslümanlar ork kuyudan başka kuyu yok, su alması gerekiyor. Ben o kuyudan su da içtim bu arada elhamdülillah. Şifaniyetiyle hala duruyor o kuyu. E Rume kuyusu. Rume kuyusu ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki Yahudinin sermayesi güçleniyor her geçen gün hemen e, konuyu çözmesi lazım. Sahabeyi topluyor. Hazreti Osman anh da orada. Diyor ki bu Yahudinin kuyusunu satın alacaksınız arkadaşlar diyor. Bu işi çözeceksiniz diyor. Kim alabilir diyor. Ona diyor büyük de bir müjde vereceğim diyor. Hazreti Osman anh. diyor ki ya Resulallah, ben gideyim alayım diyor. Yalnız bir dakika ey Osman diyor. Gideceksin kuyuyu satın almak için sakın pazarlık yapma diyor. Yahudi diyor kaç para istiyorsa o parayı ver Kuyuyu al gel. Tabi gidiyor Hazreti Osman radıyallahu anh kuyuyu almak istiyor. Yahudi satar mı altın yumurtlayan tavuk. Evet. Yani mesela şimdi bir sürü Yahudi markası var. Şu an birçoğu da zarar ediyor. Elhamdülillah yerin dibine batsın. E, onu sat, satın almak istese birisi satar mı? Satmaz. E, ondan sonra diyor ki ben diyor kuyuyu satmıyorum. Ya kaç para istiyorsan vereceğim diyor. Yok diyor satmıyorum diyor. Hazreti Osman radıyallahu anh geri geliyor. Efendimiz bir toplantı daha yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki e, ne oldu? Ya Resulallah satmıyor. Git diyor ey Osman o Yahudi'ye söyle, kuyun diyor, üç günlük suyunu bize satsın. Gerisi onun olsun diyor. Hı -hı. Tamam diyor, tekrar gidiyor. Yorum yapmıyor bak. Ya bunlar ne Gidiyor. Yahudi'ye diyor ki, bana diyor kuyunun üç günlük suyunu sat, dört günü senin olsun diyor. Yahudi bir hesap yapıyor. Cık. Ya diyor, bu mantıklı diyor. Ben diyor, toptan satacağım. Dörtte, yani e, onda dördünü ona vereceğim, altısı bende kalacak diyelim mesela. Evet. E, ondan sonra, yani üç gün onun, dört günü benim olacak diyor e, fiyatta çok yüksek bir rakam söylüyor. Hazreti Osman hemen parayı çıkartıp veriyor radıyallahu anh. Sözleşmeyi yapıyorlar. Kuyunun üç günlük suyu. E, Müslümanların bitti mi? Bitmedi. Hazreti Osman radıyallahu anh geliyor. Efendimiz tekrar sahabeyi topluyor. Diyor ki ey Müslümanlar haftanın şu 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 günü kuyunun suyu bize ait. Gidin kaplarınızı doldurun. Haftanın geri kalan dört günü o kuyunun başında bir tane Müslümanı görmeyeceğim diyor. Evet. Efendimiz sallallahu ve sahabe-i kiram söz tutuyor. Yahudi e, geri kalan dört günü de kimseye satamayınca ey Osman diyor gel diyor kuyunun geri kalanını sana satayım diyor. Çekiyor gidiyor. Yani Müslüman kardeşim boykotsa şu an nasıl o rafların önünde bile durmuyoruz. O markaları görmek bile istemiyoruz. Çünkü o markaların üzerinden Müslüman kanı akıyor. Değil mi? Görmek bile istemiyoruz. Bu Barış olsa bile e, Filistin'le e, işte o terör devleti arasında bir barış anlaşması olsa bile yine o rafların başına gitmeyeceğiz, yerli ürünleri alacağız, yerli, yerli sermayemizi güçlendireceğiz, yerli markaları güçlendireceğiz ama o Yahudi'nin malını, o Yahudi'ye destek olanların malını almayacağız. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bir örnek. Boykotsa böyle olur. Bak ne diyor? Haftanın üç günü suyunuzu alacaksınız, Diğer dört gün bir tane Müslüman orada görmeyeceğim diyor. İşte biz bu sofraları kurarken, bu yardımları yaparken kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Boykot yaparken de kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Kavli dua yaparken de onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. İnşallah bunların netice vereceğini de biliyoruz. İnşallah. Yani o kadar da değil ve netice vermeye başladı. Birçoğu zarar ediyor şu an. Ondan sonra birçok firma en azından Türkiye'de birçok firma artık tasını tarağını toplamaya başladı. Defolup gitsinler. Ya bir bir ha? bir de şöyle avantajları da var. Bizde de bir şuurlanma olmaya başladı e yani. Evet abi e ya. Yani. Bu böyle katkıları da var şimdi bu işin Ya yani. yani şimdi tabii doğrudan e, dolaylı pek çok faydası var yani Yani şimdi boykotun. faydası mutlaka olacaktır ama bizim biz orasında yani boykot açısından faydası bizi ilgilendiriyor. Yani şuurlanma açısından da bizi ilgilendiriyor ama tabii bir taraftan da bir an önce bu yapılanları bir netice vermesini evet, ve inşallah. özellikle Gazze'li kardeşlerimizin. İnşallah. Hatta Filistin'in 1967 hı hı. sınırları deniliyor. Yani inşallah o bile kabul edilse bizim için çok büyük bir şeydir. Tabii. En azından rahat bir nefes alacak Filistin. Bununla da alakalı umutlu haberler aldık Mustafa Bey. Hı hı. En azından buradan onu söylemiş olalım. Yani inşallah büyüklerimiz bu konuda çalışma yaptıklarını, buradan da bir netice çıkacağını İnşallah zaferin yakın olduğunu İnşallah. söylediler. Duaya devam edelim. Evet. Boykota devam edelim. Gazze'li Müslümanların ve diğer Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edelim. Biz vazifemizi yapalım. El emru biz sefer ve la biz zafer ez zaferu min Allah. Biz sefer için seferle emrolunduk. Seferimizi yaparız. Bu sefer gücü yetenler için fiili sefer olur. Gücü yetmeyenler için kavli sefer olur. Zaferi Allah'a bırakırız. Çünkü zafer bizden değil. Bize zafer emri olunmadı. Bize sefer emri olundu. Zafer kimden? Zafer Allah'tandır. İşte Allah Celle Celaluhu bizim bu birlikteliğimizi, bu kavli fiili dualarımızı gördüğünde Rabbimiz inşallah kendi şanına yakışır şekilde. İnşallah Gazze'de düzelecektir. Yemen'de düzelecektir. Arakan'da düzelecektir. Suriye'de düzelecektir. İnşallah. Bütün bunların sorumlusu aslında... Dünya Müslümanlarıdır. Birlik olamamamız olamamamızdır. Ki mesela bak görüyorsunuz şu an önümüzde bir seçimler var. Mesela o seçimlerin öncesinde bile bir sürü ayrılık yaşıyoruz. Yeah. Allah bu ayrılıkları da vahdete dönüştürebilecek şuuru bizlere ihsan eylesin. Amin. Yani ben burada siyasi olarak bunu söylemiyorum ama birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu biz 5 senedir gördük. Evet. Bundan sonra da inşallah buradan dersler çıkartırız. Tali konulara takılmayız ana e, arterdeki konulara bakarız. E, bu da önemlidir. İnşallah Rabbim burada da bize birlik beraberlik nasip eylesin. Abi. Hepimizi sevindirecek sonuçlar nasip eylesin inşallah. Abi. Rabbimizden duamız budur. Abi. İnşallah işte bugün de e, o şeyler de evet. oylar da verildi. İnşallah hayırlı neticelerde iftar sonrasında almaya başlarız Mustafa i̇nşallah. Bey. E, demiş olalım inşallah. İnşallah. Şimdi e, tabii Yesevi sofraları önemli. Yani e, o bölgede Devam eden bir sıkıntı var ve bu sıkıntıların e, hafifletilmesi için karınca kararınca aslında pek çoğu da neler yapılabilir diye dertlenildiğinde bölgedeki o mazlum, mağdur kardeşlerimize, mümin kardeşlerimize hiç değilse bir iftar ikram edebilme gayreti, çabası. E, bunu ortaya koyuyor Haydar, e, yıllardır da ortaya koyuyor ve neyle? Bağışçılarının desteğiyle. Yani bağışçıları destek olmasa Haydar o ülkede bu sofraları kurabilir mi? Mümkün değil, kuramaz. Tuz bile götüremez. Dolayısıyla sizlerin desteği arttıkça Haydar belki gelecek sene bu 10 ülkeyi 15 ülkeye çıkaracak. Belki 20 ülkeye çıkaracak. Belki 300 bin iftarı 500 bine çıkaracak. E, tabii ki bu gelen bağışların gücü nispetinde artacak olan bir şey. E, dolayısıyla efendim sizler de bu Yesevi sofralarına Filistin'den Hindistan'a Çad'a Etiyopya'ya efendim pek çok e, noktada bu kurulan Yesevi sofralarına destek olmak için iftar yazıp 7153'e bir SMS gönderdiğiniz zaman 60 lira bağışlamış oluyorsunuz. 60 lira bir mümin kardeşinizin iftar için efendim e, onda bir sofraya oturabilmesi için gerekli olan bağış miktarı diyelim. dolayısıyla iftar yazıp 71-53'e SMS gönderdiğiniz zaman 60 lira bu bağışı gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Ben topluca bağışta bulunmak istiyorum diyorsanız hemen size ahmetyesevi.org.tr'yi önereceğiz tabi. Oraya hemen tıklayabilirsiniz efendim. Yine Yesevi sofrası başlığı altından bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hani bin kişilik, iki bin kişilik e, iftarı bir anda ben e, vermek istiyorum diyen abilerimiz, ablalarımız da olabilir elbette. Onlar da bu şekilde e, bağışlarını ulaştırabilirler. Ya da 0212-923-1923 Hayder'in çağrı merkezidir. Buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi Aşevi'ni de ben e, biraz daha konuşmak istiyorum Mehmet abi. E, vaktimiz var diye düşünüyorum. Bir beş dakikamız var. E, Aşevi'de. Şu anda normalde e, Ramazan haricinde e, günlük altı bin kişiye mi yemek veriliyor? Yok şu an Ramazan-ı Şerif'te bu sayı biraz düştü. Hı -hı. E, bazı e, kurslar tatil oldu. Altı e, bin değil şu an ama e, tahmin ediyorum herhalde 3500 bin kapasiteyle. Evet. ya kapasiteyle. Yani, Ramazan'ın dışında gene altı bin olarak kaldığı tabii, yerden Ramazan, devam tabii. edecek. Evet. Aynen öyle o hizmet devam edecek. E, Allah kıyamete kadar da devam Amin. ettirmeyi nasip eylesin. Yani şimdi tabii bu... Yemek yedirmenin önemini hep konuştuk. Ramazan-ı Şerif'te ki bu ikram mesela ilim talebelerine mesela şimdi Aşevi'nden yemek nereye gidiyor? İlim talebelerine tabii, tabii. gidiyor. E, bu ilim talebeleri e, inşallah bu yedikleriyle oruç tutuyor. Tabii. E, i̇lim tahsili yaparken e, mukabele okuyor, Kur'an okuyor. E, o okuduğu Kur'anlar hep bu oraya bağış yapanlara geliyor. Mesela özellikle ben Aşevi ile alakalı zekat bağışı yapmak isteyen kardeşlerimizi Hı -hı. E, bu anlamda e, zekata teşvik edebiliriz. Hatta bu zekatlarını aynı bağış olarak da verebilirler. Çünkü bizim aşevimizin bakliyat ihtiyacı var, makarna ihtiyacı var, sıvı yağ ihtiyacı var. Mesela biz margarin kullanmıyoruz. Allah razı olsun. Daha çok tereyağı ve zeytinyağı ve sıvı yağ kullanmaya çalışıyoruz. Bunun dışında şeker ihtiyacımız var, un ihtiyacımız var. Yani aşevimizin birçok ihtiyacı var. Bu Bunları da zekatlarıyla bağışçılarımız... Aynı bağış olarak zekatlarını verebilirler. E biz bunları temlik yapmak suretiyle ne yapıyoruz? E, aşevimizde ilim talebeleri için Evet e, hafta içi her gün e, 365 gün boyunca Aşevimizi açık tutarak bu hizmeti yapıyoruz. Biz sadece ilim talebelerine değil dernek merkezimizde mesela e, iftar için yemek dağıtımı da var. Elhamdülillah sefer taslarıyla geliyor kardeşlerimiz. E, semtimizdeki yani yürüyerek Hı -hı. gelip gidebilenler. Ondan sonra geliyorlar, yemeklerini alıyorlar. İşte iftarlarını onunla açıyorlar. Ee, burada da yaklaşık 400-500 kişilik bir yemek dağıtımımız oluyor. Elhamdülillah. Evet. Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Hani hep konuşuyoruz. Bizim genellikle e, muhatap olduğumuz e, bir bağış yapan kardeşlerimiz var. Onların birçoğunu görmesek de, tanımasak da e, biz biliyoruz ki onlar bizi yalnız bırakmıyor. Bir de bağış alan kardeşlerimiz var. Aslında bizim e, Hani e, bağış yapan kardeşlerimize baktığımızda e, onlara diyoruz ki Allah sizden razı olsun çünkü siz bile bu yemeklerin, bu e, yaptığınız hayırların nereye ulaştığını e, görmüyorsunuz. Hatta biz bunu size ne kadar göstersek de e, tam manasıyla e, işin içinde olmadığınız için bilmiyorsunuz ama eğer bunu bilseniz öyle daha çok e, imkanlarınız çerçevesinde yardım edersiniz ki çünkü gerçekten. Yani Hayder'in kapısına gelen, Hayder'in muhatap olduğu, ilgilendiği e, 2000'e yakın aile gerçekten bunlar tek tek tespit edilmiş. Gerçekten mesela biz VTR'lerde de bunları izlettirdik. E, ondan sonra e, bunlar e, tek tek tespit edilmiş aileler ve gerçek ihtiyaç sahipleri, gerçek e, dua ehli yani bağış yapan kardeşlerimize gerçekten o sofraya oturduğunda onun yaptığı dua. ...Allah'ın izniyle perdeler açılır. Hani diyor ya mazlumun bedduasından evet. sakının... ...zira Allah'la onun arasında perdeler kalkmıştır diyor. Evet. Aynı şey dua için de aynısı geçerli. Yani bedduasını almaktan korkuyorsak... ...duasını almanın yollarını arayacağız. Evet. Ondan sonra inşallah bunu bilerek... ...bu Ramazan-ı Şerif'i daha iyi bir şekilde değerlendirmenin yollarını arayacağız... Ben e, bunları söylerken bugüne kadar Haydar'a e bağış yapan ve hali hazırda bağış yapma niyetinde olan kardeşlerimize bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Allah eksikliklerini göstermesin. Gerçekten Amin. onların yardımlarıyla e, Haydar bugün, Haydar diye bir kurum varsa bunun baş müsebbibi bizi bu hayırlara teşvik eden, bizi yolda bırakmayan, her daim arkamızda hissettiğimiz, dualarıyla arkamızda hissettiğimiz yaşlı büyüklerimiz, ve maddi imkanlarıyla arkamızda hissettiğimiz bağışçılarımızdır. Allah yani, hepsinden razı olsun. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in iftar saatine yaklaştığımız şu dakikalarla. Allah razı olsun. Amin evet cümlenmiş. abi sizlerden de gerçekten sizler olmasanız e, bu organizasyonları böyle dert edip altından kalkabilecek ekibi kurabilmek de kolay bir şey değil. E, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. E, hem bu güzel sohbet için hem aktardıklarınız için e, yine... Efendim biz buradan sevgili bağışçılara da seslenmiş olalım. E, bu Yesevi sofralarına ve Hayder'in aşevine sahip çıkarsak eğer gerçekten de yani bu hayırlar doğru adreslere ulaştığı için bunun ecri ve mükafatını hesap edebilmemiz bile neredeyse mümkün olmayabilir yani. Elhamdülillah böyle bir hizmet var 10 ülkede. Yani şimdi Yemen'deki Müslümana ben nasıl İftar yaptırabilirim normal şartlarda Kendi başıma mümkün değil ama Haydar oraya kadar gidiyor Hemen sen de Yesevi sofrasına Destek olarak oradaki kardeşlere Verilen iftardan Bir pay sahibi olabilirsin İftar yazıp 7153 SMS göndererek 60 lira Bağışlayabilirsiniz Yine 0212 923 1923 Haydar çağrı merkezi Buradan yine diğer Faaliyetlerle ilgili bilgi alabilirsiniz Efendim Aynı zamanda e, ahmetyesevi.org.tr üzerinden de online bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Biz yine bugün e, Yesevi Yolu İftar Özel programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazdan yine e, Haydar Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hocamızın e, iftar sohbetiyle sizleri baş başa bırakacağız efendim. E, yeniden görüşmek ümidiyle. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Selamun Aleyküm. 0212 923 1 923 nolu Hayder Çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. Benim burada Haydar e, hakkında vereceğim en önemli mesaj güvenilirlik ya. Evet. Bir bir iftarlık verirse diyor, yani cehennemden azap olur diyor. E, meyveleri yiyor, yemeği pilavla tavuğu ayırmış diyor ki bunu niye almıyorsun? E, bunu diye evde götüreceğim çocuklarla beraber yiyeceğim i̇şte bak, onları bu getirememiş. Bu.